Teşekkür Çok ediyoruz. sağ ol. Sağ olun. Değerli izleyenler, bereket vakti devam ediyor efendim. İsrafı konuşuyoruz iki değerli konuğumuzla. Erol Hocam, bu insan israfı konusunda siz neler söyleyeceksiniz? Ya insan israfı gerçekten Selim hocamız da söylediği gibi israf türleri açısından bence üzerinde çok durmamız gereken bir problem. Ben iki israf tür insanın iki israfına örnek vermek istiyorum. Birisi gençliğin israfı. Yani bu insan israfı içerisinde bizim en çok cömertçe israf ettiğimiz kesim gençlik israfıdır. Gençlere güvenmeyişimiz, gençlerin hayata ve üretime katılışını geciktirici politikalarımız, aile yaklaşımlarımız ve eğitim politikalarımız, sistem politikalarımız. Erol Hocamızın güzel çalışmaları var bu konuda. Evet. Saha çalışmaları. Biz de istifade ediyoruz. Tabii. Allah razı olsun. Yani bütün dünya gençlerini israf ediyor ama biz Türkiye olarak da gençlerimizi çok ciddi şekilde israf ediyoruz. Gençleri nasıl israf ettiğimizi ters bir örnekle söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz Türkiye'nin gururu olan bir savunma sanayi üretimi var. Evet. SİHA ve İHA'lardan bahsediyorum. Evet. Selçuk Bayraktar Bey'e bir ortamda, beraber konuşmacı olduğumuz bir toplantıda dedim ki bu SİHA'ları ve İHA'ları üreten o ilk ekibin yaş ortalaması kaçtı? Kaç biliyor musunuz? Bizim halk olarak bilmez dediğimiz, tecrübesiz dediğimiz, bunlar bir şey yapamıyor dediğimiz yaş ortalaması 23. Yani bugün en son maharetlerini Azerbaycan'da gördüğümüz bu harika projenin mucidi olan gençlerin yaş ortalaması 23. Gençlerin israf edilmesi noktasında çok ciddi politikalara ihtiyacımız var. Güveneceğiz, yetenek eğitimini yapacağız, eğitimi kişiselleştireceğiz. Ama temel şey güvenmek, yetki ve sorumluluk vermektir. Çünkü insan işte pişer. Ya. İnsan eksiklerini görev başında giderir. Böyle yapmak lazım. Gençlerimize güvenelim, gençlik israfını bir miktar önleyebiliriz. İkinci problem, kamudaki personel israfıdır. Evet. Bütün dünya şöyle bir kuralı benimsemiş durumda. Her yönetici kendi kadrosuyla çalışır. Bundan dolayı ben şöyle bir cümleyi söyleyebilirim. Bütün dünyadaki devletlerin atıl kadrolarıyla ikinci bir dünya yönetilebilir. Gerçekten evet. Böyledir. Bu. Herkes kendi çevresine baksın bu sözden sonra. Bence her yönetici kendi kadrosuyla çalışır sözünü şöyle bir sözü dengelemek lazım. Başarılı yönetici mevcut kadroyu da verimli şekilde çalıştırabilendir. Ya tabii. Eğer tamam, her yönetici kendi kadrosuyla çalışabilir. Böyle bir hakkı olabilir. Ama diğer sözü yanına koymazsak işte israf orada ortaya çıkar. Yani insanın kıymetsizleştirilmesi, insanın değerinin düşürülmesi, insanın onuruyla oynanması, insanların atıl hale getirilmesi bu söz üzerinden mübah hale getiriliyor. Evet. Oysa başarılı bir yönetici, akıllı bir yönetici aynı zamanda her insanı çalıştırabilir. Ondan azami şekilde verim alabilir. Onun yeteneklerini geliştirebilir, hizmetçi eğitimlerle onu daha verimli hale getirebilir. Atasözü biraz buradaki durumu açıklayıcı, biraz hoş bir benzetme değil ama at sahibine göre kişiler sözünü temsil olarak burada da ortaya koymamız lazım. Evet, bu aslında bahsettiğiniz önemli hocam, kabiliyetlerin keşfi anlamında. Son zamanlarda da kamu sektöründe profesyonelleşmeye doğru da bazı düzenlemeler yapıldı diye ben biliyorum. Burada aslında şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Yani özel sektör olsun, kamu sektörü olsun. İşi iyi yapan, işi üreten kişinin üzerinde daha çok iş yükleniyor gibi bir algı da oluşabiliyor. Yani yönetici olan kişi veya işin sahibi olan özel sektörde işin sahibi olan kişi bir an önce iş üretilsin diye bakıyor haklı olarak. Bunu kimler üretiyor en iyi şekilde? İşte diyelim 10 kişilik bir ekipte 3 kişi daha üretkense İşlerin önemli bir kısmı o üç kişinin üzerinde kalabiliyor. Diğerleri nasıl olsa o üç kişi bu işi bir anlamda yürütüyorlar diyerek kendilerini geri çekebiliyorlar. Biraz bu takım Tabii. ruhunu da herhalde harekete geçirmek gerekiyor. Kesinlikle. Belki yönetici israfını da böyle bir ironi üzerinde evet. gündeme sokabiliriz. Bir karikatür vardı. Herkes görmüştür. Bir işçi çalışıyor. Elinde kazma kürek. Başında 10 tane yönetici var.